Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün beraber maddenin halleriyle ilgili soru çözümü yapacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar, katılarımız, sıvılarımız ve gazlarımız var. Bir de tabii ki maddenin plazma hali var. Plazma hali çok fazla üzerinde durmuyoruz ama maddenin daha çok katı, sıvı, gaz haliyle ilgili kısımlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Burada katılarımızda biliyorsunuz iki ana gruba ayırıyoruz. Amorf ve kristal katılar. Şimdi burada kristal katı ve örnekleri verilmiş karşısında. Diyor ki hangisi yanlış? Ne yapacağız? Adından da çağrışım yapabiliriz. Metalik diyor. O zaman metal olması lazım. Bulduk. İyonik diyor. O zaman iyonik bağlı bileşik olması lazım. Bir metal, bir ametal. Bakınız var. Hocam bu kök. Evet o da olur. İyonik bileşik oluyor ya. Metal kök, ametal kök. Değil mi arkadaşlar? Yani amonyum bilmem ne. Amonyum klorür mesela. O da bir iyonik bileşik. Aynı şekilde potasyum sülfür. Metal ametal. O da bir iyonik bileşik. Ya da amonyum nitrat. İki tane kökün birleşimi. O da bir iyonik bileşik. Onlara dikkat edin. Kovalent katı. Kovalent katılar zaten hepi topu 4 tane 5 tane eleman. Onları da oturup öğreneceğiz. Hemen bakar bakmaz. Silisyum dioksit. Evet diyoruz. Bu bir kovalent katı. Başka kim var? Elmas, grafit, silisyum karbür, silisyum nitrür. Değil mi arkadaşlar? Bunları unutmayınız. Bu da doğruymuş. Moleküler katı molekül halinde olacak. Yani kovalent bağlı olacak ve katı olacak. Mesela su. Aynen olur. Peki aşağıda yazdığı kovalent katı yukarıda benim saydıklarımın içerisinde var mı? Glikoz yok. Dolayısıyla peki bu neye girer hocam? Bu şu sınıfa girer arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Yani şekerimiz moleküler katıdır. Aynı basınç ve sıcaklıkta X sıvısının buhar basıncı Y sıvısından büyüktür. Şimdi arkadaşlar buhar basıncı ile kaynama noktası ters orantılı. Kiminin büyük? O zaman kaynama noktası küçük. Başka buhar basıncı ile tanecikler arası çekim diye kısaca ben çekim yazıyorum. Çekim ne orantılı? Buhar basıncım büyük, o zaman çekimim küçük. Bu da ters orantılı. Bunlar ters orantılı işler. Şimdi buradan edindiğimiz bilgiyi buraya uygulayalım. Hocam peki buharlaşma hızı? Tabii ki buhar basıncı. O zaman şöyle gidelim. Buharlaşma hızıyla doğru orantılı. Çünkü burası artarsa burası da artar. Başka? Demek ki bu doğru. Yeni kaynama noktası daha düşüktür. Şimdi buhar basıncı ile kaynama noktası tersdi ya. Yeğenin buhar basıncı daha düşükmüş. O zaman kaynama noktası ne olacak? Hop tersi büyük. Yeğenin kaynama noktası daha küçüktür diyor. Ters. Bir daha söyleyelim. X sıvısının buhar basıncı büyük ya arkadaşlar. O zaman kaynama noktası küçük. Bunun kaynama noktası küçük. Bununki büyük olur. Bu yanlış. Devam edelim. Mesela X etil alkol ise yani buhar basıncı fazla olan Y de su olabilir. Olabilir. Yani kaynama noktası 78-100 mesela olabilir. X'in uçuculuğu bu arada uçuculuk, buharlaşma hızı ve uçuculuk da doğru orantılı. Onu da yazalım. Şunlar doğru orantılı. Kaynama noktası ile çekim ters orantılı. X'in uçuculuğu tabii ki Y'den fazla olacak. Y'nin molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri X'ten büyüktür. Çekime ne dedik arkadaşlar? Ters. Y'nin buhar basıncı daha düşük. O zaman tersi çekimi daha büyük. Yani ters orantıyı orada kuracaksınız. Doğru. Dolayısıyla cevabımız ne seçeneğiymiş? Bursa. Şimdi böyle bir grafik vermiş. X ve Y ile ilgili diyecek ki hangileri olabilir herhalde. Bakıyoruz. Viskosite ile sıcaklık olur mu? Şimdi X yerine viskosite. Şuraya viskosite yazdım. Buraya sıcaklık yazdım. Sıcaklığım arttıkça viskositem azalıyor. Demek ki olabilir. Bir için olur diyorum. Buhar basıncı sıcaklık. Şimdi buna buhar basıncı dedim. Buna sıcaklık dedim. Şimdi benim sıcaklığım arttıkça buhar basıncım ne olur? O da artar. Sever yani sıcaklığı. Dolayısıyla bu olmadı. Yanlış.
Son donma noktası ve safsızlık. Safsızlık, yani şurası safsızlık olsun. Burası da donma noktası. Safsızlığım arttıkça donma noktam eksi, mesela sıfırdan başlayacak, eksi bir, eksi iki, eksi üç aşağı doğru inecek. Yani aşağılara doğru iniyor. Mantıklı olabilir. Kaynama noktası dış basınç. Şurasına kaynama noktası yazdığımda şuraya dış basınç yazacağım. Şimdi benim dış basıncım arttıkça kaynama noktam ne olur? O da büyür. Yani su ne diyelim, dış basıncımız arttığı yer örneğin deniz seviyesi 1 atmosfer. Az olduğu yer örneği dağın tepesi 0.9 atmosfer. Şimdi deniz seviyesinde 100 derecede kaynayan su dağın tepesinde 95'te kaynar. Demek ki dış basınç arttıkça kaynama noktası ne oluyor arkadaşlar? Artıyor. Ama bu grafiğe göre ne oluyor? Azalıyor. Bu olmaz. O zaman 1 ile 3'e ne diyoruz arkadaşlar? Olabilir diyoruz. Ama olamazları sorduğu için hemen vazgeçiyoruz. 2 ile 4 işaretliyoruz. Aynı ortamdaki özdeş kaplarda bulunan eşit miktarlarda X, Y, Z sıvıları konulmaktadır. Bir süre sonra kaplardaki sıvı miktarları Y, Z, X. Bu ne demek arkadaşlar? Yani Y'nin miktarı daha çok. Şurada olsun. Z ona göre az. X buralarda. Şimdi X niye az kalmış? Cevap. Çünkü X'in kaynama noktası düşük ki çabucak buharlaşmış vatandaş. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Kaynama noktası sıralamasını yapıyorum size. Kaynama noktası sıralaması. En büyük olan Y'dir. Miktarlar arasındaki şeyle aynı oranlı çıkacaktır. Buhar basıncı sıralamasını yapıyorum. X büyük olacaktır Z'den. O da büyük olacak. Yani ters orantılı olduğu için arkadaşlar. O zaman haydi bakalım sorularımız neler söylüyormuş. Hangileri X, Z'ye, X, Z'ye pardon. O zaman şuradan başlayalım. Buhar basıncı zaten yazdık. X, Z, Y. Kaynama noktası Y, Z, X. Viskosite, yani tanecikler arasındaki çekim en fazla olan da viskosite diğerlerine göre daha fazla olacaktır. Yine Y, Z, X mantığında olacaktır. Niye hocam? Çünkü kaynama noktası büyük ya. Tanecikler birbirini çok çekiyor ya. O yüzden viskositesi de büyük olur. Yorum yapıyoruz. Buharlaşma hızıyla buhar basıncı neydi? Doğru orantılıydı. En hızlı olan X. Sonra Z. Sonra Y. O zaman X, Z, Y seçeneklerini bize doğru bir şekilde olan 1 ve 4. Yani 1 ile 4. Normal koşullarda alkol, su ve tuzlu suyun buhar basıncının sıcaklıkla değişimi verilmiştir. Çok güzel. Gördüğünüz gibi 1 atmosfer basınçta alkol kaçta kaynıyormuş arkadaşlar? 78. Su 100. Tuzlu su 105. Bunu şimdi buradaki bilgilere göre hangileri doğrudur? Alkol 78'de kaynıyor. Bakanım. Evet doğru. Suyun buhar basıncı 100 derecede 1 atm. Tuzlu suyunki 1 atm'nin altında. Bakalım. 100 dereceden yukarı çıktık. Suyun buhar basıncı 1. Hop yukarı çıktık. Tuzlu suya geldik. Aa hakikaten 1 atm'nin altında. Zaten kaynama noktasıyla biliyoruz. Doğru. Şöyle yapalım. Kaynama anında tuzlu suyun buhar basıncı daha büyüktür. Kaynama anında hepsi kaynıyor arkadaşlar şu an. Ne zaman? Dış basıncı eşit olduğu an. O zaman kimsenin buhar basıncı kimseden büyük değil. O zaman bu yanlış. Aynı sıcaklıkta uçuculuğu en fazla olan alkoldür. Şimdi arkadaşlar kaynama noktası en küçük. O zaman en çok uçabilen o. O zaman bu ifade doğrudur. Hangileri doğrudur diye sormuş bize. 1, 2 ve 4 oluyor sevgili arkadaşlar. Cevabımız. Şimdi iyonik kristal katılar için, yani iyonik bağlı bileşiklerdeki görülen yapı arkadaşlar.
katılarda. Hangisi yanlıştır? Katı halde elektriği iletmezler. Gayet doğru. Ne zaman iletirler? Ya sıvı olacak ya da çözelti olacak. Yani sofra tuzu katı halde iletmez. Onu eritirsek yahut da çözersek iletir. Molekül birimleri yoktur. Evet, kristal birimleri vardır. Çünkü kristal örgü yapısı vardır. Burada molekül diye iyonik bağlı bileşikler için kullanmıyoruz. Kristal örgü vardır. Eritildiklerinde elektriği iletirler. Gayet mantıklı. Erime ve kaynama noktası yüksektir. Genellikle öyle yani. Tanecikler'in dizilimi düzensizdir. Bu yanlış. Neden? Çünkü amorflarda böyle. Amorf düzensizdir. O yüzden bu seçeneğimiz yanlıştır arkadaşlar. Şimdi dağın tepesi denizin kenarını tasvir eden bir resim var. Y ve X için. Farklı ortamlarda ısıtılmış ve kaynama noktalarının aynı. Şimdi bu arkadaş sallayalım 100 derece. Bu arkadaş da 100 derece. Ama bu dağın tepesinde 100 derece. Bunu buraya getirsem demek ki bu 100'e daha yukarı çıkacak. Ne zaman? Deniz seviyesinde. Yani ikisini aynı ana getirsem. Ya da X'i yukarı çıkarsam 100'den de aşağı kaynayacak. Öyle diyebilirim. O zaman X için yani tahmini bir değer uyduruyorum 80 derece. Y için de 100 derece diye kaynama noktası kendi kafamdan ürettim. Şimdi gelelim soruyu cevaplamaya. X daha uçucudur. Gördüğünüz gibi kaynama noktası daha düşük. Daha uçucu hocam. Y'nin kaynaması daha yüksektir. Gördüğünüz gibi 100 dedik. Rakam salladık yani. Evet, olabilir. Buhar basınçları eşittir. Bir dakika. Ne zaman diyor? Aynı ortamda bulunan X-Y sıvıları için. Buhar basınçları sadece ve sadece tek bir anda işte arkadaşlar. Kaynama anında. Dolayısıyla bunu kastetmediği için maalesef eşit değil. Moleküler çekim kuvveti X'in yani kaynama noktası uçucu olan bir arkadaşın çekim kuvveti büyük olamaz arkadaşlar. Yanlış. Bu nasıl olacak? Y büyük X olacak. Buhar basınçları eşit değil. X büyüktür. Y olacak. Dolayısıyla yanlışlarımız 3 ve 4. Doğrularımız 1 ile 2. Cevabımız da Adana seçeneği olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Hepinizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize başarılar diliyoruz.